Vay vay vay. İyilik önde gidiyor. Demek ki Selena bayağı iyi çalışıyor. Ama biz de hiç fena çalışmıyoruz. Değil mi Lucifer? Evet, scoreboard'la biraz oynayalım. İyiliklerin sayısını azaltalım. Kahretsin. Scoreboard koruma altında. Madem iyiliklerin sayısını azaltamıyoruz, biz de o halde kötülüklerin sayısını çoğaltırız. Şaşırdın değil mi Lucifer? Bizi copy-paste çoğalttın. Bir Hades, bir kötülük ise beş Hades, beş kötülük demektir. Böylece kötülük kapasitemi arttırmış bulunuyorum. Haydi bakalım Hadesler, gidiyoruz. Kötülük bizi bekliyor. Neredeydin Nazlıcığım? Müstesna teyze mutfağa yardım etmeye gitmiştim. Bince çok güzel bir kız olacakmışım. Herkes benim peşimden koşacakmış, öyle dedi. Valla senin peşinde koşan yandı. Yakalasın yakalayabilirse. Hem bunu bütün çocukları söylerler. Abla! Efendim? Ya senin ablanın doğum günü. Aa evet. Bir parti düzenlememiz gerekiyor. Aslı yengem izin vermez ki. O kadar da taş kalpli değildir herhalde. Bir soralım. Hayatta olmaz. Çocuk musunuz canım siz? Eşek kadar kızlar oldunuz. Bu yaştan sonra doğum günü mü olurmuş? En azından bir pasta kesseydik. Pasta? Pasta ha? Ortalık şeker hastasından geçilmiyor. Siz pasta yemek istiyorsunuz. Veliniz olarak sizi korumak zorundayım canım. Merhabalar. Merhaba Aslı'cığım. Merhaba kızlar. Merhaba Ekrem amca. Şey biz... Ay şey, geciktin hayatım. Nerelerdeydin? Şirkette biraz işlerim uzadı da Aslı'cığım. Ha öyle mi? Neyse canım, müstesna şimdi sana banyoyu hazırlar. Sıcak bir duş alıp kendine gelirsin. Çok iyi olur. Ekrem amca. Ah Ekrem amcası. Nazlı bir an önce odasına çıkmak istiyor da senden izin istiyor değil mi? Hayır şey, yani senin ablanın doğum günü. Doğum günü partisi yapabilir miyiz? Tabii yapabiliriz. Niye yapmayalım? Yaşasın. Süper amca. Yani parti verecek miyiz? Tabii veririz Aslı'cığım. Niye vermeyelim? Yalnız ben katılamayabilirim. Ne o Ekrem Bey? Yapacak daha iyi işlerimiz var galiba ha? Yoksa Seval Hanım'la mı buluşacaksınız? Buna hayatta müsaade edemem. Anlamadım Aslı'cığım. Neye müsaade edemezsin? Şey diyorum. Düşünsene Ekrem'cim. Bu çocuklar senin canından, kanından birer parça. Yani yaşayan tek akrabaları olarak Selin'in doğum gününe katılmayacak mısın? Buna hayatta müsaade etmem dedim. Siz de öyle bakmayın çocuklar. Yarın bir gün sizin de doğum gününüz olacak. Çok haklısın. Biz katılmazsak hiç doğum günü olur mu? Hadi bakalım yapıyoruz partiyi ve istediğiniz herkesi çağır. Canım öyle herkesin gelmesine gerek yok. Sen ben kızlar yeter işte, kalabalık olmasın. Olur mu Aslı'cığım? Kalabalık olmadan doğum günü partisi olur mu? Hadi kızlar kimi istiyorsanız çağır. Teşekkürler Ekrem amca. Daha doğrusu sağ olun Aslı yenge. Kanka hafta sonu derbiye gidiyor muyuz? Ne derbi sandalye bulacağım. Ya yapma be kardeşim gidelim işte ya. Gidelim ne uzun da durumları bilmiyorsun sanki ya. Zaten haftada bir kere buluşuyoruz. Onunla da kahve içmeye gidiyoruz. Benim iş, onun okul. Zor oluyor. Ya kanka, Hande yengeyle konuşurum ben. Bak mis gibi. Gideceğiz, gezeceğiz, tozacağız, yiyeceğiz, içeceğiz. Bir de yendik mi? Ver coşkuyu. Aslı doğru söylüyorsun ha. Vallahi ben Hande'yle konuşurum tamam. Bir de böyle maç hayatta kaçmaz. Yılda bir kere olur ya da iki kere. Hay ağzını öpeyim ben. Şşt, gençler. Maç için şehir şehir gezeceğinize, cinayet için gezsenize. Seri katil olun, katil doğanlar olun. Rüzgar mıysa ne oldu birden üşüdüm ya. Bana da bir titreme geldi kanka. Şşt, alo,
hissediyorum gençler. İstanbul'dan başlarsınız cinayet işlemeye. Sonra İzmit'te bir cinayet. Bursa'da, Balıkesir'de nefis cinayetler işlersiniz. Adınız seri katile çıkar be. Hayır, o kadar uzun boylu değil. O işler bizi bozar. Benim de içimden hayır diye haykırmak geldi kanka. Sen de mi duydun o sesi? Aynen öyle. Allah Allah. Siz kim oluyorsunuz da bana hayır diyorsunuz? Sefil insanlar. Hayır diyoruz ama maç için demiyoruz. Herhalde. Maç için demiyoruz, maça gidiyoruz. Lay 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 lay. Tabii ki siz bu kafayla Amerika ile yarışamazsınız. Adamlardan mis gibi seri katiller çıkar. Zihniyetsizler. Ah. Sevgili günlük, yarın benim doğum günüm. Bu, annem ve babam olmadan geçirdiğim ilk doğum günüm. Ve onlarsız yaşadığım her gün gibi biraz eksik olacak. Neyse, senin de içini karartmayayım günlük. Zaten yarın doğum günüm olduğunu benden başka hatırlayan yok. Hem koca kız oldum artık, ne doğum günü. Akdeniz, Karadeniz, müjdemizi isteriz. Evet Selin, müjdemizi isteriz. Ne müjdesi? Bil bakalım ne? Ne bileyim Leyla. İpucu verelim mi? Hadi verelim bari. Tamam, yarınla ilgili bir şey. Yarınla mı ilgili? Evet. Yarın ne var ki? Aa Selin, yarının ne olduğunu unuttun, söyleme lütfen. Yarın çok önemli bir gün. Gerçekten mi? Niye? Demek anlamamazlıktan geliyorsun. Çünkü yarın... Çünkü yarın Karaman'ın düşman işgalinden kurtulduğu gün. Ne? Karaman'ın kurtuluş günü mü? Ay nasıl da şaşırdın. E tabii ki şaka yaptım. Yarın senin doğum günün. Canım kardeşlerim benim, unutmadınız demek. E bir tane ablamız var şunun şurasında, unutur muyuz hiç? Benim iki tane ablam var, Leyla ablamın bir tane. Evet, sıra geldi müjdemize. Bil bakalım Aslı yengemiz senin için ne yapmamıza izin verdi? Bilmem, yoksa dip köşe temizlik yapmamıza mı? Hayır, senin için doğum günü partisi düzenlememize. Hadi canım, inanmıyorum. Ateşini falan ölçtünüz mü? Ölçtük, ölçtük. Her zamanki gibi 39,5'tu. İnanmıyorum. Aslı yenge nasıl izin vermiş ki böyle bir şeye? Herhalde Ekrem amcam ikna etti. İşin ilginç tarafı da o zaten. Ekrem amcam yarın toplantım var dedi. Aslı yenge de onu ikna etti. Sen kimleri davet edeceksin? Bilmem. İlk önce Ozan. Şşt, Nazlı. Çok ayıp. Evet, önce Ozan. Yani. Ve tabii ki de ikinci olarak Selena. Tamam, hadi o zaman onu çağırıp haber verelim. Kızlar! Selena! Bu kadar olur. Tam senden bahsediyorduk. Benden mi? Evet. Yarın senin doğum günü. Seni de davet edecektik. Aa, doğru, yarın senin doğum günün değil mi? Gelirsin değil mi Selena? Tabii ki gelirim, seve seve. Selena, senin doğum günün ne zaman? Bizim takvim sizinkinden biraz farklı Nazlıcığım. Senin doğum gününü kutlayamayacak mıyız yani? Kutlarız bir tanem. Bak şöyle yapalım. Benim doğum günüm sizle ilk tanıştığım gün olsun, olur mu? Olur. Tamam o zaman. Ama önce asıl doğum günü sahibiyle ilgilenin. Selin'cim aslında adet hediyeyi gününde vermektir ama ben sana bir torpil geçebilirim. Gerçekten mi? Ozan geliyor mu doğum gününe? Sanırım. Anlaşıldı. O zaman senin için en güzel hediye... Bu olmalı. İnanmıyorum Selena, bu benim mi? Çok teşekkür ederim. Güle güle giy canım. Eminim çok yakışacak. Çok güzel değil mi kızlar? Evet çok güzel. Baksana Nazlı. Çok güzel. Sizin de hediyeleriniz var tabii ki ama doğum gününüz gelince. Bir dakika. Şimdi ablanız bu kadar şıkken sizin olmamanız olmaz değil mi? Ay,
güzel. Çok teşekkür ederiz Selena. Ekrem. Efendim hayatım. Ekrem. Efendim karıcığım. Ay bir de buradayım diye parmak kaldırsaydın Ekrem. İnsan bir döner bakar. Ben yoklama mı yapıyorum burada? Affedersin karıcığım, kitaba dalmışım. Ne var? Şöyle bir şey var. İlgilenir misin? Ne bu? Oradan ne olduğu anlaşılmıyor mu canım? Hayır anlaşılıyor da yani nereden çıktı bu demek istiyorum. Bir yerden çıkmadı canım. Çarşıdan aldım senin için. Yakışmış mı? Çok yakışmış da biraz genç işi değil mi karıcığım? Affedersin. Geçen hafta 78. doğum günümü kutladığımı unutuvermişim. Affedersin hayatım, onu demek istemedim ama. Yani demek istediğim senin için biraz şey değil mi? Seval giyse olurdu tabii. Anlamadım. Yok bir şey yok. Kek ister misin? Ne keki karıcığım gecenin bu saatinde? Tabii. Siz gündüz vakti alırsınız kekinizi. Biz kim? Senin yaşındaki erkekler. Ne olmuş benim yaşımdaki erkeklere? Senin yaşındaki evli erkekler nedense kendilerinden çok daha genç kadınlardan hoşlanır olmuş. Allah Allah. Ya üstelik bazıları da kendini genç diye kakalayan kart iş kadınlarından hoşlanırmış. Aslıcığım nereden geldik biz bu konuya? Ama ne bileyim ben, öyle laf lafı açtı geldik işte. Tamam peki, hadi ben yatıyorum, çok yorgunum, Allah rahatlık versin. Yatıyor musun? Peki ya gecelik? Ne olmuş geceliğe? Belki daha yakından bakmak istersin ha? Şimdi çok yorgunum, daha sonra. Hadi Allah rahatlık versin. Ben senin niye yorgun olduğunu biliyorum. Anlamadım. Yok bir şey canım, yok. Kek yediysen fazlaca tıkamıştır, onu diyorum. Aslıcığım sen de taktın bu keki. Senin yüzünden şimdi gece rüyamda kek göreceğim. Görmezsen şaşarım. Kitap okuyayım bari biraz. Ozan! Evet? Sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Ben Ozan'ı doğum günüme çağırdıktan sonra söyleyebilirsin. Aa, bugün doğum günün mü senin? Evet. Doğum günün kutlu olsun o zaman. Teşekkürler. Bu akşam bizim evde parti var. Gelirsin değil mi? Tabii gelirim. Gelmez miyim? Yani sen davet edersen. Tamam o zaman. Bu akşam bizim evde görüşürüz. Tamam görüşürüz. sen ne diyecektin Kıvılcım? Ben mi? Hiç. Bu akşam bize kesin gel diyecektim. Çok eğleneceğiz. İrem Şule bir arada gelecek. Ama hep beraber çok eğleneceğiz. Tamam o zaman. Akşam partide görüşürüz. Görüşürüz bakalım. Kıvılcım, hani bu akşam biz de pijama partisi verecektik? Ozan olmadan pijama partisinin bir esprisi kalmaz ki. Ben daha güzel bir şey düşündüm. Senin hanıma doğum günü ne demekmiş göstereceğiz. Tam zamanda gelmişim, kimse yok. Birazdan da Burak gelir. O zaman ben en iyisi giyecek bir şeyler seçeyim. Değil. Uf, hayır. Bu da değil. Bu çok resmi oldu. Selena. Ne güzel tesadüf burada olman. Tesadüf değil aslında. Ben kızlara bakmaya gelmiştim. Kıyafetin çok güzel. Teşekkür ederim. Ben de bu akşam seni yemeğe çıkarmanın planlarını yapıyordum. Ya yemek mi? Merhaba öğretmenim. Merhaba Selena. Merhaba Selin'cim, nasılsın? İyiyim. Öğretmenim, bugün benim doğum günüm var ve sizi de davet etmek istiyorum. Gelmeyi çok isterim. Ya
Evet evet, ben de seni Zihni'nin doğum gününe çağıracaktım. Hem beni de yalnız bırakmamış olursun. Lütfen gelin. Olur. Gelirim o zaman. Çok sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz Selena. İyi dersler. O zaman akşam doğum gününde görüşürüz. Tamam. Aa, bu sırada hediyeleri merak etme, ben hallederim. Sağ ol. Merhaba Burak Bey. Merhaba Fitnat Hanım. Ah, bir ses duydunuz mu? Ben duydum. Sanırım dersliydi. Siz de bir öğretmen olduğunuza göre isterseniz dersinize girin. Hı? Anladım efendim. Akşam görüşürüz Selena. Görüşürüz. Bu aralar seri katil olayları biraz arttığı için biz de okula giren yabancılar konusunda son derece titiziz canım. Anlıyorum. Hı. Anlamış olanlar genelde okula yabancılar giremez dediğimde gitmiş olurlar. Birincisi ben yabancı değilim, kızların velisiyim. İkincisi bence kendinize dikkat edin. Seri katilin kime denk geleceği hiç belli olmaz. Görüşürüz. Ne görüşeceğim sende be? Kahretmişsin. Pis sarışın Fettan. Nezleli burnundan damlar gibi, yine ameli sümüğü gibi Burakcığımın yanına damlamış. Lan cezası sarışın Fettan. İşi gücü yok, okulun etrafında geziyor. Neden? Tabii ki benim Burakcığımı asılmak için. Lanet olsun. Ne yapsam acaba? Okulun duvarlarını mı yükseltsem? He? Şöyle katmat çıksam. Olmaz ki. Ya bu sefer de okulun dışında Burakcığım asılırsa? Bu okulda konuşmasından ve de onunla görüşmesinden daha tehlikeli olur. Bu kadının okulun dışında da Burak'ın peşinde olup olmadığını mutlaka öğrenmeliyim ama nasıl? Ah. Dedektif. 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 İdamlar. Nerede? Hah. İşte. Özel dedektif. Merakınız mı var? Birini mi takip etmek istiyorsunuz? Evet, evet işte istiyorum. Benim, o benim. Evet. Evet. 0212. Burası boş mu? Bunu senin zekana bırakıyorum. Sen o kızsın değil mi? Evet. Bin kişilik okulda düşe düşe senin yanına düştüm. Beğenmediysen kalk başka yere otur. Sen kendi işine baksana, seninle konuşan yok. Asıl sen kendi işine bak. Kalbin uzun zaman önce beynine kan pompalamaktan vazgeçti galiba. Tabi beynine kan gitmeyince de saçmalaman gayet normal. Bak bak, küçük hanım neler de biliyor. Bana baksana sen. Ne var? Demek buradasınız gücüler. Herkesin ortasında kavga mı ediyorsunuz siz? Hadi bakayım hadi. Kantine daha fazla döviz bırakmayacaksınız. Yürüyün, sınıflar temizlenecek. Görürsün sen. Nasıl sen görürsün? Siz görürsünüz. Yürüyün diyorum. Hocam benim tuvalete gitmem lazım. Çok feci sıkıştım da. Tutamaz mısın? İmkansız öğretmenim. Ben şu tuvalet işini halledeyim. Sonra arkadaşıma yardım ederim. Yalancı, gelmeyeceksin. Bak ne diyor arkadaşın, gelmeyecek misin? Ben yalan söylemem öğretmenim. Beni kendisiyle karıştırdı. Erkek milleti değil misiniz? Hepiniz aynısınız. Hadi işe de gel. Sen de yürü kız. Mıy 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 mıy. Merhaba Sevan. Demek mesajımı aldın. Evet aldım. Ben de seni aradım aradım. Ulaşamayınca dedim ki herhalde vakti yok, işleri çok yoğun. Mesaj atayım dedim. Ne söyleyeceksen söyle, ben gideyim bir an önce. Fazla vaktim yok. Olur mu canım öyle şey? O ne demek? Kaç gündür görüşmüyoruz. Hayatta bırakma. Bak. Buraya sana kendi başka bir oyuncak bulmanı söylemek için geldim. Şimdi bana son bir sözün varsa söyle. Çünkü bundan sonra ne yüzünü görmek ne de sesini duymak istiyorum. Ya bir dakika bir dakika. Ne oyuncağı ne son sözü, neler oluyor ya? Maalesef yalanlarınla gözünü boyayacakken de başka bir kız bulman gerekiyor. Çünkü ben geç de olsa hakkındaki gerçekleri öğrendim. Gerçeği öğrendin mi? Al işte, olacağı buydu. İş adamı Ekrem Aykar olmadığımı da öğrendi. Ne o? Şaşırdın mı? Hiç öğrenemem sanmıştın değil mi? Ya tamam, belki yalan söyledim ama yani şöyle bir gerçek var ki ben sana olan hislerimde hiçbir zaman yalan söylemedim. Yani tüm kalbimle gerçeğim. Söylediklerinde doğru olabilirsin ama içinde bulunduğun durumda bu hiçbir şey değiştirmez. Vay be. Demek benim sana olan sevgim bu ilişkiyi kurtarmaya yetmiyor öyle mi? Söz konusu bile olamaz. Ben de her kadın gibi kendime ait bir yuvam olsun isterim. Tabi. Villanın benim olmadığını da öğrenmiş. Haklısın, haklısın. İşte bu yüzden görüşmememiz en iyisi. Elveda Ekrem. Bir dakika, bir dakika. Ekrem mi? Ha bu arada.
Lütfen karına evli olduğunu bilmediğimi söyle. Karıma mı? Sen bilmiyorsun değil mi? Karın ofisime gelip senden uzak durmamı söyledi. Böylece evli olduğunu öğrendim. Ya şimdi bir dakika, senin benim hakkımda öğrendiğim dediğin gerçek bu mu? Yani ben evliyim. Evet. Yani ben iş adamı Ekrem Aykar'ım. Evli iş adamı Ekrem Aykar. Tamam, evli iş adamı Ekrem Aykar, harika. Eminim öyledir. Şimdi müsaadenle ben gidiyorum. Ya tamam, bir dakika. Yani harika derken ben, lafın gelişi. Yanlış anlaşılma oldu. Ekrem lütfen. Tam medenice anlaşıp ayrılıyorken tekrar oyun oynamaya başlama. Ya tamam. Yani yalan söyledim belki. Tamam, evliyim ama boşanmak üzereyim. Yani aslında benim karımla duygusal ilişkim biteli yıllar oluyor. Bak gerçekten tüm kalbimle söylüyorum. Ben sadece sana bağlıyım. Yani lütfen beni terk etme. Evli olduğunu öğrendiğimde kalbimde o kadar derin bir yere açıldı ki artık kapanması mümkün değil. Hoşça kal. Ya Aslı Hanım ya. Of Aslı Hanım ya. Ay. Yani dünyada kötülük sayısı iyilik sayısını geçmek üzere, öyle mi? Evet Leyla'cığım, yani aradaki fark çok az. Bu yüzden her zamankinden daha fazla iyiliğe ihtiyacımız var. Keşke biz de senin gibi sihir yapabilseydik. Nazlıcığım unuttun galiba. Sizin de özel güçleriniz var. Ama sadece bir tane. Evet, daha fazla sihirli gücümüz olsaydı daha fazla iyilik yapabilirdik. Çok önemli bir şeyi unutuyorsunuz kızlar. İyilik sadece sihirle yapılıyor olsaydı uğruna savaşılacak bir şey olmazdı. Bazen iyilik yapmak için içten söylenen bir kelime bile yeterlidir. Yani anlayacağınız sihir işin şov kısmı. Gerçek sihir aslında... Nerede Nazlıcığım? Nerede? Nerede? Burada. Gömleğimin cebinde mi? Hayır Nazlıcığım, kalbinde. Senin sevgiyle atan kalbin en güçlü sihir. Yani sihir olmadan da iyilik yapılabiliyormuş. Bravo kızlar. Çık hadi. Çık hadi söyle. Burakcığım, bu sarışın fettandan kurtulup mutluluğu benim yanımda arayacak mı ha? Çıksana bir. İyi. Çık. Aman üf. Gir. İyi günler. İyi günler. Az önce odanızın anahtar deliğinden özel mikro fotoğraf makinemle çektiğim fotoğraflar hanımefendi. Hadi çık söyle. Burakcığım, bu sarışın fettandan kurtulup mutluluğu benim yanımda arayacak mı ha? Çıksana bir. Bu da az önce odadaki konuşmalar. Özel mikro ses kayıt cihazıyla kaydettim. Hanımefendi, ben az önce telefonda konuştuğunuz özel dedektif Tahsin Karataş. Aha, öyle mi? Çok memnun oldum Tahsin Bey. Ben de efendim. Bravo. İşte benim aradığım dedektif sizin gibi biri olmalı. Ne gereği var efendim? İşte ben olduğum gibi karşınızdayım. Size nasıl yardımcı olabilirim acaba? Sizden birisi hakkında bana bilgi getirmenizi rica edeceğim. Ne yapıyor, nereye gidiyor, kimle görüşüyor? Fotoğraflarını çekeceksiniz, takip edeceksiniz. Peki kim bu? Yani bir fotoğrafı falan var mı? Maalesef yok. Ama şu an kendisi bahçede. Gelin, size kendisini göstereyim. Bakın, işte şu bayan. Şu sarışın bayan mı? Evet, o bayan. Baydı zaten, bayacaktır o bayan. Siz hiç merak etmeyin Fitnat Hanım. Onu bir gölge gibi takip edeceğim. Ne yaptığını, ne ettiğini iyice öğrenip size bir Can Dündar belgeseli gibi sunacağım. Ya evet, aynen öyle istiyorum. Para hiç mühim değil. Bu daha güzel. Evet çocuklar, serbest konulu kompozisyon ödevlerinizi okudum. Ve Türkçe öğretmeniniz olarak üzülerek gördüm ki... 2-3 kişi dışında herkesin Türkçeyi düzgün kullanma konusunda ciddi sıkıntısı var. Benim kompozisyonum nasıldı hocam? Evet Kıvılcım, ben de şimdi ondan bahsedecektim.
Açıkçası senin verdiğin deneme içlerindeki en başarılısıydı. Oley! Tek sorun o denemeyi yazan kişinin ünlü yazarımız Nurullah Ataç olması. Ve denemenin altında senin imzan var. Aklında olsun. Bir dahaki sefere kompozisyon ödevini üst sınıfların Türkçe kitabındaki okuma parçalarından seçersen... ...parçanın altındaki çalışma sorularını ödev kağıdına geçirme. Gelelim Türkçemizin nasıl düzeleceği meselesine. Açıkçası Türkçeyi güzel kullanmanın tek yolu kitap okumaktır çocuklar. Aa, yapmayın hocam. Tamam, biliyorum çok klişe diyorsunuz. Anlayacağınız dilden anlatayım o zaman. Ortaokul hayatım boyunca hiçbir Türkçe sınavına ders çalışarak girmediğimi, buna rağmen hep en yüksek notları aldığımı söylesem ne dersiniz? Vallahi ben hangi yöntemle kopya çekiyordunuz derdim hocam. Ben de senin gibi koluma yazarak çekmiyordum derdim İrem Su. Neyse, çok uzatmadan cevabı ben vereyim. Türkçe dersindeki bu başarımın tek nedeni çok kitap okumamdı. Çünkü hiçbir ders size dilinizi kitapların öğrettiği güzellikle öğretemez. Hatta ben sadece kendim okumakla kalmaz, boş zamanlarında huzur evlerine gider, oradaki yaşlılara da okurdum. Ne kadar mutlu olurlardı bir bilseniz. İyilikle kötülüğün olağan haftalık mücadelesinin galibi birazdan belli olacak. Haftanın galibine verilecek ödül veya mağlubuna verilecek ceza konusunda bir teklifi olan var mı? Benim var hücumuz. Teklifin nedir Hades, çok merak ediyorum. Ya şöyle ki kazanan açıklandığı zaman bir parti düzenleyelim. Ve partinin nasıl olacağına kazanan taraf karar versin. O kadar taraftarımız var. Eğlenmek onların da hakkı değil mi Yüce Onur? Sen ne dersin Selena? Olabilir. Önerini kabul ediyorum Hades. Sonuçlar açıklandıktan sonra Ütopya'da büyük bir eğlence tertip edilecek. Ve bu eğlencenin nasıl ve ne şekilde yapılacağını kazanan taraf belirleyecek. Evet, bu durumda sonuçları görelim. Buyurun, sonuçlar burada Yüconos. Evet, bu hafta yapılan iyilik sayısı 55.213. Yapılan kötülük sayısı 56.467. Yani haftanın galibi sensin Hades. Gittim, gördüm ve yendim. Ve partiyi hak ettim. Şimdi nasıl bir parti istediğimi açıklayacağım. Öğretmenim. Efendim Leyla'cığım. Ne oldu? Bir şey mi var çocuklar? Hani siz huzur evindeki yaşlılara kitap okumuşsunuz ya. Evet, işte biz de sizin gibi gönüllü olarak huzur evlerine gidip oradaki insanlara kitap okumak istiyoruz. Aferin çocuklar. Sizinle gurur duyuyorum. Yaşlıları unutmamak gerekir. Onları küçücük şeyler dahi çok mutlu eder. Değil kitap okumak, bir hallerini hatırlarını sormak bile yüzlerinin gülmesi için yeterlidir. Burak Bey, siz de okul ve öğrenciler... Siz ders dışındaki zamanlarda öğretmenlerinizi rahatsız etmemeniz gerektiğini bilmiyor musunuz? Biz... Ben rahatsız olmuyorum. Hem öğrenciler teneffüs saatlerinde niçin öğretmenleriyle görüşmesinler anlamadım. Sizin de dinlenmek hakkınız diye düşünmüştüm Burak Bey. Sonra derse yorgun argın girmeniz vereceğiniz eğitimin kalitesini düşürebilir. O açıdan ben... Merak etmeyin. Öğrencilerimle konuşmak beni yormaz. Peki, siz bilirsiniz. Ama sen...
Sana verdiğim görevi biliyorsun değil mi? Derhal işini başına. Hadi pis ucube. Tamam, gidiyorum öğretmenim. Burak Bey, diyordum ki sizinle okul çıkışında buluşsak, şöyle okul, öğrenciler ve buna bağlı olarak çıkabilecek sorunlar hakkında fikir teatisinde bulunsak diyordum. Şöyle bir çay kahve içtiğinde, kafede ya da pastanede nasıl olur? Kusura bakmayın. Bu akşam çok önemli bir yere davetliyim. Size iyi günler. İyi günler. Ben seni kime, nereye davetli olduğunu çok iyi biliyorum. Daha doğrusu öğreneceğim. Senin hakkında her bir şeyi öğreneceğim Burak. Bunu yapacağım, yapabilirim. Küçük sıpa. Daha evvel kaytardığın arkadaşına şimdi yardım edeceksin. Ama ben bir şey yapmadım. Sus, konuşma. Hem burslu hem güçlü. Şuna bak. Buraları pırıl pırıl olacak. Anladınız mı? Sıraların üstünde bir tek kopya ya da ne bileyim efendime söyleyeyim şöyle kalp içine çizilmiş Ali ile Fatma yazısı görürsen bütün okulu dilinizle temizlemek zorunda kalırsınız, ona göre yalatırım, anladınız mı? Birazdan tekrar kontrol edeceğim. Kaydırının yakarım bursunu. Ne oldu? Yoksa yine tuvaletin yolunu mu kaybettin? Yok, istemesem yakalanmazdım. Senin özlemine dayanamadım, o yüzden geldim. Şaka şaka. Temizliği çok sevdiğim için geldim. Komik misin sen? Ben eziyim. Çünkü akıllıyım. Ve ayrıca temizlik yapmak benim hobim. Çok titizim, ne yapayım? Temizlik yapmadan duramıyorum. Sevdiğinden buradasın yani. Hayır. Aslında burslu olduğum için. Ya sen niye sürüldün? Benimkisi uzun hikaye. Dinlemeyi çok isterdim ama benim gitmem gerek. Ama Fitnat Hoca? Gitmem gerek. Yoksa kovulurum. Kovulur musun? Nereden kovulursun? Ben çalışıyorum da. Çalışıyor musun? Evet. Bir kafede çalışıyorum. Neyse. Nasıl olsa yine görüşürüz. Bu arada ben Ertan. Ben de Leyla. Sana yardım etmek isterdim ama işe gitmem lazım. Ama söz. Bir dahaki sefere sen yatarsın, ben temizlerim. Önemli değil. Ben hallederim. Ya Fitnat Hoca? Sen merak etme. Ben hallederim. O zaman ben gideyim. Tamam. Ben gideyim o zaman. Tamam. Ya bir şey olursa? Ben idare ederim dedim ya. Bu arada teşekkürler. Hı? Teşekkürler. Önemli değil. Ben gitsem iyi olacak. İşe geç kalacaksın. Selena. Neyi kutluyorsunuz? Ya bir şey oldu da ben mi bilmiyorum. Baybuş aramıza katıldı. Saddam da katılınca tam olacağız Selena. Her zaman iyilik kazanacak Hades. Öyle bir gün gelecek ki kötülük yapan herkesi akıl hastanesine kapatacaklar. O zaman bana süit bir oda hazırlasınlar Selena, süit. Senin bu saçmalıklarına uğraşacak halim yok. Benim çok daha önemli işlerim var Hades. O zaman dans!